İşte İstanbul'da hizmetleriyle efsane olan gerçek belediyeciliğin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Adanalılar, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı değerli gençler, aziz kardeşlerim, sizlere kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sordum, sual ettim elden, obadan, nicedir bilirim, hain adam. Bu güzel sana kadir öyle adam. Şekerden tatlıdır bir adam. Evet, emeğimle bereketini söyledim. Kadasını aldığım Adana'da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Hani Karaca olan Akgöz'ün üstünde çakır dikeni bilmeyince gönül yardan ayrılmaz diyor ya, düzen canda durdukça bizim de gönlümüz Adana'dan ayrılmaz. Adanalıyım, Allah'ın adamıyım. Şiarında hakim, hakim, delikanlılığın kitabını yazan Adana bugün bir başka güzel. Feda kaldı ve feda kaldı. Başsacı bilen aziz dualı büyüklerimizin şehri Adana'yı Türkiye 100 yıllık vizyonumuzun lokomotif şehri olarak görüyoruz. Yüce dağdan aşan yollar bizim dinleyerek gökyüzünü milli sesimizde çınlatan gönül tenlerimizi titreten değişleriyle Toroslar'ı ve Çukurova'yı vatan yapan Ağaçlıktan'ın şehrinde böyle sıraçtır. Sağ olun. Sağ olun. Bir aşağı büyüdük. Türkülerine kadar yansıyan dosta düşmana karşı vakıf duruşuna mektup olduğumuz Adana'nın yoldaşlığına iftar ediyoruz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiği destekle Adana inşallah yeni bir destek olacak. Şöyle dedim, bana bir resmi rakam alın. Bakalım meydanda durum ne? Ve rakam aldım. Şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek bekliyetinde olan sesini dinlemeye az kaldı. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Artık Adana'yı bu malum ellerden almaya hazır mıyız? Maşallah. Bu vesile geçtiğimiz Mayıs ayındaki seçimlerde şahsımıza ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii bu seçimlerde aldığımız %45 civarındaki oy oranı adamlarımızdaki güçlü sevgi bağını yansıtmaktan çok uzak. Istiyoruz. 31 Mart'ta bunun için bir fırsat olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle Adana 31 Mart'ta sandıkları patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkartacaktır. Bulaşmamız kendi seçmenleri başta olmak üzere
milleti tutuş tutuş sandığa gidip oy verecek bir mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere güçlerini göstereceğinize ben inanıyorum. Adama böyle artistliklere eyvallah eder mi? Adam kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol verir mi? Adam eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşır mı? Allah'ın rıza kurban sizin. İşte CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyorsunuz. Parti içindeki iktidar kavgalarından başlarını kaldıramıyorlar. Bir milletle uğraşmaktan, bir milletle gidişmekten fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Adanalı kardeşlerime soruyorum. Bunların yasak savunma kabiliğinden ettikleri 3-5 laf dışında ülkenin herhangi bir derdiyle gerçekten dertlenmediklerini görüyoruz. Aynı şekilde şehirlerimizin, oralarda yaşayan insanlarımızın herhangi bir sıkıntısını çözecek bir prosedürünü duydunuz mu? Uluslararası meselelerde ilkeli bir duruş sergilediklerine şahit oldunuz mu? Göremezsiniz. Duyamazsınız. Olamazsınız. Çünkü yok. Ya bunlar hal çadırını hasta diye, hastane diye benim Adanalı kardeşlerime tutmaya çalıştılar. Bunlar bu denli yalancı. Daha kendilerine hayır olmayanların memlekete, millete hayır dokunması mümkün mü? Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözü görmeyen Adana'nın sorunlarıyla ilgilenmesi beklenir mi? Biz Türkiye 100 yılı diyoruz. Gerçek belediyecilik diyoruz. Hazır diyoruz. Kararlı diyoruz. Onlar ise kapalı kapılar altında birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Kirli ittifaklarla hani çay demlersiniz ya. Şahibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar. Biliyorsunuz Mayıs ayında Cumhurbaşkanı adayı milletin önüne çıkardıkları peşine de 6 tane yardımcı adayı taktıkları bir zat vardı. Hatırlıyorsunuz. Seçimde olduklarını bulamayınca tüm suçu Cumhurbaşkanı adaylarına yükleyip kendilerini temize çıkardılar. Yere göre sığdıramadıkları gelen başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Halbuki seçim gecesi hepsi de ne diyordu? Kazandık. Kazanıyoruz. Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı. Döktükleri timsah gözyaşlarını sanmıyorum. Demek ki mesele ülke yönetimine talim olma iddiası değilmiş. Mesele sadece kendi partilerinde kimin borusunun öteceği meselesiymiş. CHP yönetimi sadece bu ülkenin muhalefet enerjisini özellikle sömürüp işe yaramaz hale getirmekle bile millet ve tarih nezdinde sigaya çekilmeyi hak ediyor.